Mayşigan'ın huzurlu kasabası Chinatown'ın sakinleri korkunç bir suçun uğursuz kanıtlarını bulmaya başladı. Birkaç çöp bidonuna atılmış bir düzineden fazla ceset parçası ve organ bulundu. Tam fail bulunmuş gibi görünürken durum daha da karmaşık bir hal aldı ve çözülen bu vaka araştırmacıların sadece spekülasyon yapabileceği soruları gündeme getirdi. Ocak 2014'te Dona Sikriva, en büyük oğlu Ramsay ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletindeki Saint Clair Shores kasabasında yaşıyordu. Ramsey annesinin tam kontrolünde oldukça zor bir ortamda büyümüş ve sık sık sorun kaynağı haline gelmişti. Ramsay 1981 yılında doğdu ve daha sonra küçük erkek kardeşi dünyaya geldi. Her iki çocuk da Katolik okuluna gitti ve ebeveynlerinin onlardan beklentileri yüksekti. 1999 yılında Ramsay Üniversiteden mezun oldu ve çalışmaya başladı. Bir muhasebe firmasında işe girdi, ancak iş yönetimine yaklaşımı yönetime uygun değildi, bu yüzden 2000 yılının sonunda kovuldu. Bunu bir dizi iş başarısızlığı izledi. Adam işverenlerinin muhasebe konusundaki muhafazakar yaklaşımını paylaşmıyordu ancak bunu üstlerine iletemiyordu. Bundan sonra aile şirketinin bir parçası olmaya çalıştı. Babası ev boyama işindeydi ve işleri iyi gidiyordu. Oğul entegre oldu ve sonunda kendini bulmuş gibi görünüyordu. İşler iyi gidiyordu ama sonra aile, aile reisinin hayatını alan bir hastalıkla karşı karşıya kaldı. Bu onların hayatını büyük ölçüde kararttı. Bu trajedinin ardından yeni bir trajedi yaşanana kadar toparlanmaları uzun zaman aldı. 25 Ocak 2014 tarihinde akşam saat 6.00'dan sonra 32 yaşındaki Ramsay sigara almaya gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Annesinin onu canlı olarak gördüğü son andı. Başlangıçta kimse yanlış bir şey olduğundan şüphelenmedi. Yetişkin bir adamdı ve arkadaşlarıyla buluşmuş ya da dışarı çıkmış olabilirdi. Bu nedenle kimse hemen alarm vermedi. Anne sabah uyandı ama oğlunu bulamadı. Oğlu eve gelmemiş ve büyük oğlu da telefonlarına cevap vermemiş. Kadın endişelenerek bir gün daha onu beklemiş ve ertesi sabah 27 Ocak'ta ondan haber alamayınca polise kaybolduğunu bildirmeye karar vermiş. Bu başvurudan sonra bile Ramsey'e cep telefonundan ulaşmaya çalışmıştır. Ancak her seferinde çağrı düşüyordu. En endişe verici olan ise, o sırada havanın çok soğuk olmasıydı. Hikayenin kahramanı bir şekilde kaybolmuşsa, tehlikede olabilir ve dışarıda kalırsa donabilirdi. Bu nedenle hızlı hareket etmek gerekiyordu. Kayıp adamın ailesiyle kısa süre sonra, kocasının bir yıl boyunca 12 adım toplantılarına gitmesi gereken bir kolluk görevlisi temasa geçti. Ramsay'ın geçmişinde, bir barda arkadaşlarından birine saldırmasıyla ilgili sorunlar vardı. Ayrıca yasa dışı maddeler, alkol ve akıl sağlığı sorunları da vardı. Sürekli alkol ve madde testlerine tabi tutulması gerekiyordu bir polis memuru onun ortadan kaybolmasıyla ilgilenmeye başladı. Ramsay'ın başının yine bir tür belaya girmiş olmasından korkuyordu. Bana oğlunun 25 Ocak'ta sigara içmek için dışarı çıktığını ve eve dönmediğini söyledi. Oysa o akşam için başka bir planı yoktu. Kadına göre, içinde iki kredi kartı ve bir ehliyet bulunan bir cüzdanı yanına almıştı. Polis memuru adamın hareketlerini takip etmek için kartlardaki işlemleri kontrol etmeye karar verdi. Ayrıca, aranıyor ilanı vermek için donadan oğlunun bir fotoğrafı alındı. Bu durum, kamuoyunu olay hakkında duyarlı hale getirmek için medyada da duyuruldu. Yapılan incelemede o akşam kayıp kişi tarafından herhangi bir alışveriş yapılmadığı öğrenildi. Ramsay'ın o akşam dükkana gidip gitmediğinden bile şüphe ediliyordu. Yani yolda başına bir şey gelmiş olabilirdi. Bunun üzerine dedektifler Ramsay'ın cep telefonunun hareketlerini izlemeye başladı ve telefon kısa sürede bulundu. Akıllı telefon bir komşunun mülkünde bulundu. Polis mülkü inceledi ve telefonu orada buldu. Ancak adam Ramsay'e ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyordu. İletişim aracı olan cep telefonunun mülküne nasıl geldiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Kayıp adamın cep telefonu kontrol edildi ve Donna'nın oğlunun kaybolmasından önce ve sonra yaptığı iddia edilen telefon görüşmelerinin telefonda kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Bu garip görünüyordu. Ayrıca, eğer Donna'nın söylediği gibi gerçekten telefon görüşmeleri yapıyor olsaydı, komşular onu kesinlikle bahçelerinde duyarlardı. Bütün bu durum polis memurlarına oldukça şüpheli göründü. Şu kaydeden polis memuru Ramsay'ın ortadan kaybolması konusunda çok endişeliydi. Son testini 25 Ocak'ta kaybolmadan kısa bir süre önce yapmıştı. Polis memuru durumun ciddiyetinin ve Ramsay'ın kendisi ve çevredekiler için oluşturduğu tehlikenin derecesinin farkındaydı şartlı tahliye memuru, koğuş arkadaşının alkol ya da madde kullanmasının durumu daha da kötüleştirip insanları tehlikeye atmış olabileceğine ikna olmamıştır. Müfettişler daha sonra kayıp adam ve birlikte yaşadığı annesi hakkında daha fazla bilgi almak için komşularına ulaştı. Komşuların Ramsay'ı birkaç gündür görmediklerini ve bu durumun kayıp adamın annesinin söyledikleriyle çeliştiğini bu şekilde öğrendiler. Komşulardan gelen bir başka ilginç bilgi de temizlik ürünlerinin keskin kokusuydu. Komşu, kadın oğlunun kaybolduğunu bildirmek için polise gitmeden sadece bir gün önce evden gelen bu kokuyu almıştı. Dedektifler tecrübelerine dayanarak her şeyin çok şüpheli göründüğünü biliyordu. Genel olarak Sikriva ailesiyle ilgili pek çok tuhaflık vardı. Donna Sikriva 1954 yılında Dallas, Teksas'ta doğdu çocukken hemşire olmak istiyordu. Ağustos 1970'te Daniel ile tanıştıktan sonra hayalini gerçekleştirebildi. Evlendiler ve sadece iki ay sonra en büyük oğulları doğdu ve ona Ramsay adını verdiler. Çü birlikte Don'un St. Clair Shores, Michigan'da bulunan evine taşındılar. Ardından en küçük oğulları doğdu aile terbiyeli ve mütevazıydı, tüm akrabaları ve komşularıyla iyi ilişkiler içindeydi ve hayat uzun bir süre devam etti. Ancak ilk sorunlar Don'la 2003 yılında kalp krizi geçirdiğinde başladı. Mucizevi bir şekilde ameliyat masasında ölmedi ve bu onun sorunlarının başlangıcıydı. Kadın unutkanlaştı, endişelendi ve sonunda hemşirelik işini bırakmak zorunda kaldı ancak en sevdiği aktiviteden vazgeçmedi ve bakıcı oldu. Anlatılan olaylardan 12 yıl önce, Ramsay'ın ebeveynleri Don ve Neil, oğullarının akıl sağlığı sorunları olduğuna dair şüpheleri vardı. Aşırı derecede depresyondaydı ve öfkesini kontrol edemediği açıktı. Bir psikiyatri hastanesine gitmişler ve burada çocuğa paranoid şizofreni teşhisi konmuştur. Bu noktadan sonra anne, kendisi ve başkaları için tehlike oluşturabileceğinden oğlunun evden uzaklaşmasını istemedi. Doktor tarafından reçete edilen ilaçları almayı reddettiği için bu daha da riskliydi. Bu kararını Ramsay'ın onları test etmek istememesiyle açıklamıştır. Ancak bu yaklaşım çocuğun hastalığıyla mücadele etmesine izin vermedi, bu nedenle durum giderek kötüleşti hastalığın belirtileri giderek daha belirgin hale geldi. Ramsay sık sık yiyecek ya da içeceklerine zehir konulduğuna inanıyordu. Bazen dişine bir nanoçip yerleştirildiğini ve bunun beynini, flaşlamak için kullanıldığını iddia ediyordu. Bir keresinde Ramsay bir kavgaya karışmış ve bunun sonucunda düşük betona çarparak ciddi bir kafa travması geçirmiştir. Bundan sonra hastalığı nüksetmeye başladı. Bu dönem annesi tarafından ebeveynlerinin onun üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiği çılgın bir zaman olarak tanımlandı. Daha da agresifleşti ve sürekli alkolle meşgul olması bu durumu daha da kötüleştirdi. Ramsay daha tehlikeli olmaya başlamıştı. Sonunda bir barda bir arkadaşına saldırdı, hüküm giydi ve söz konusu olaylar sırasında şartlı tahliyedeydi. Karakola kontrole gitmiş babası Nil, hayatının büyük bölümünde hepatit C ile mücadele etmişti. Gençliğinde bu hastalığa yakalanmış ve 2013 yılında virüs hayati organlarını etkileyene kadar mücadele etmeye devam etmiştir. Adamı kurtarmak için açık kalp ameliyatı gerekiyordu ve bu ameliyatının onu öldürme ihtimali yüksekti. Bu yüzden sonunda reddetti. 2013 yılında öldü ve o sırada beyin hasarı geçirmekte olan Ramsay için en zor yıldı. Va, oğlu için büyük önem taşıyordu çünkü en iyi arkadaş gibi yakın olmuşlardı. Ağam, tehlikeli oğlunu herhangi bir şekilde dizginleyebilecek tek kişiydi. Ancak Rem o sırada ilaçlarını düzenli olarak alıyordu ve durum stabil hale gelmişti. Ancak bundan sonra ailedeki herkes için sorunlar başladı va zihinsel sorunları olan oğlu ile tam kontrol isteyen eşi arasında tampon görevi görüyordu. Ancak o gider gitmez anne ve oğul arasındaki gerilim artmaya başladı. Ramsay ilk başlarda ölen babasından kalan morfini kullanmaya başladı. Bu arka planda zihinsel engelleri kendini daha da canlı bir şekilde göstermeye başladı. Dona hayatından endişe ettiği için oğlunu hastaneye yatırmak üzere bir psikiyatri kliniğine başvurdu. Daha sonra oğluna psikoz teşhisi kondu. Aynı zamanda kadın, oğlu hastanedeyken onun yasal velayetini resmileştirmeye çalıştı. Bunu başardı da. Klinikte doktorlar ilaç alımını kontrol edebildi, böylece Ramsay'ın durumu hızla düzeldi taburcu olduktan sonra ailesinin evine döndü ve annesi Dona ile yaşamaya devam etti. Aralarındaki ilişki bir süre sonra kötüleşti. Evde bir elektrik yangını çıktı. Bu olay oldukça şüpheliydi, yangın oğlunun uyuduğu bodrum katında başlamıştı. Dona evi terk etti ve itfaiyeyi aradı, ancak o sırada Ramsay hala alevler içindeki odadaydı. Son anda onu yangından çıkarmayı başarmıştır. Yangın mahallenin incelenmesinin ardından durumdan şüphelenildi ancak kasıtlı kundaklama yapıldığına dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Sonuç olarak ikili küller içinde yaşayamazdı, konutun ciddi onarımlara ihtiyacı vardı. Bu yüzden başka bir ev kiraladılar ve bir süre yaşamak için oraya taşındılar. Bütün bunlar durumu daha da kötüleştirdi. Ramsay 32 yaşında olmasına rağmen annesi oğluna bakmaya devam etti. Mahkeme aracılığıyla her şeyi resmileştirdi. Ancak Haziran 2014'te oğlu bunu sona erdirmek için mahkemeye gitti. Bu noktada annesi oğlunun resmi velayetini yaklaşık 6 aydır elinde tutuyordu. Dona ile yaşamak Ramsay üzerinde yıkıcı bir etki yarattı her şeyi tamamen kontrol altında tutmaya çalıştı ve küçük erkek kardeşini taşınmaya zorladı. Trajedi yaşandığında, uzun süredir ayrı yaşıyordu, ancak büyük oğul sağlık sorunları nedeniyle bunu yapamıyordu. Don'a akrabalarını ziyaret etmek için Teksas'a gittiğinde babasının ölümünün üzerinden 8 ay geçmişti. Bir yandan akrabalarıyla yeniden bir araya gelirken, bir yandan da küçük memleketine dönme olasılığını düşünüyordu. Oraya oğluyla birlikte gitmek istemiş olabilir ama oğlu Ocak 2014'te ortadan kayboldu. 27 Ocak 2014 tarihinde kadın polisle temasa geçerek Ramzi'yi bulamadığını söyledi. Sikriva 30 Ocak'ta rastgele bir tanık polis merkezine gelene kadar birkaç gün boyunca hiçbir bilgi, hiçbir ipucu vermedi. Kadının anlattığına göre, China Tomşlik'te karlı bir kırsal yolda araba kullanıyormuş ve kenarda karanlık bir şey görmüş. Kadın dışarı çıkıp kontrol etmek için yanına gittiğinde, kelimenin tam anlamıyla bir tarlaya terk edilmiş, kan lekeleriyle kaplı bağırsaklar buldu. Bu manzara, kalbi zayıf olanlara göre değildi ve sürücüyü çok korkuttu. Yakınlarda bir çuval vardı onu açtığında bir insan kafasıyla karşılaştı. Büyük siyah bir çantada dahil olmak üzere başka uğursuz işaretler de vardı, ama kadın o kadar şok olmuştu ki çantayı açmadı. Sadece polisi aramış. Dedektifler olay yerine vardıklarında, onlar da bu korkunç buluntu karşısında şoke oldular. Hemen bölgeyi incelemeye başladılar. Bağırsaklar ve kafanın yanı sıra gövde ve uzuvları da buldular. Bölgede başka hiçbir kalıntı bulunamadı. Baş ve gövde parçalanmış gibi görünüyordu. Hiçbir ayırt edici işaret veya kıyafet bulunamadı. Bu nedenle kurbanın kimliğini tespit etmek mümkün olmadı. Polis bulunan cesedi araştırıp kimlik tespiti yaparken ertesi sabah bölge sakinlerinden yeni bir ihbar geldi. Şehrin bir caddesindeki çöp kutusunda çöp torbalarına konulmuş şüpheli eşyalar bulunmuştur. Yanmış giysilerin yanı sıra bir de kimlik kartı olduğu görülmüştür. Olaylar arasında olası bir bağlantı vardı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için cesede otopsi yapılması ve adli tıp laboratuvarında analiz edilmesi bekleniyordu. O sırada polis, bulunan tüm eşyalar yangın nedeniyle çok kötü durumda olduğundan ve belgeleri okumak imkansız olduğundan, karşılarında kimin olduğunu bilmiyordu. Bilinen tek şey merhumun bir erkek olduğuydu. Ancak daha laboratuvarlar incelemelerini tamamlamadan şehirde başka uğursuz buluntulara dair haberler gelmeye başladı. İnsan kalıntılarına ait başka parçalar, kanla kaplı bir elektrikli testere ve kurbanı kesmek için kullanılan dört bıçak bulundu. Şök kutularından birinin poşetinde giysiler, bir koca kola ve polise ait bazı belgeler bulundu. Tüm bunlar yangında yok edilmeye çalışılmıştır. Kolluk kuvvetleri, bir kardeş, oğlu ya da koca aradıklarını, birinin öldürülen adamın kaybolduğunu bildirmesi gerektiğini fark etti. Bu nedenle polis memurları bölge sakinlerinin polise yaptıkları bu tür son başvuruları kontrol etmeye başladı. Bu biraz zaman aldı. Eğer cesedin yanında bir kimlik olsaydı bu çok daha kolay ve hızlı olurdu. Bu noktada adli tıp uzmanı cesedin analizini ve otopsisini tamamlamış, mevcut veri tabanlarıyla karşılaştırmak için parmak izleri toplanmıştı. Sonuç olarak cesedin kısa bir süre önce annesi tarafından kaybolduğu bildirilen 32 yaşındaki kayıp Ramzi Kırıva olduğu anlaşıldı. Ölüm nedeninin boğulma olduğu tespit edildi. Aynı zamanda, kan testleri doktorlar tarafından reçete edilen dozun 4 katı aşırı dozda antidepresan ve vanav olduğunu gösterdi. Dolayısıyla ölüm nedeni ilaç da olabilirdi. Ancak müfettişler, annesi Dona Kriva'nın bu ilacın alımını bizzat denetlediğini zaten biliyorlardı. Tabi ki Ramsey'in kaybolması ile ilgili soruşturma otomatik olarak cinayet olarak sınıflandırıldı. Dedektifler merhumun tüm tanıdıklarını, arkadaşlarını ve komşularını kontrol etmeye başladı. Her halükarda, böylesine korkunç bir ölüm, gönüllü ya da kazara ölmüş gibi görünmüyordu kurbanın cesedi 14 parçaya bölünmüş ve muhtemelen soruşturmayı karıştırmak ve zorlaştırmak için şehrin dört bir yanına dağılmıştı. Kurbanın sağ kolu bir çöp poşetinin içinde bulunduğunda bir görgü tanı, çipli bir kadının poşeti gözlerinin önünde attığını gördüğünü söyledi. Ancak kadını teşhis edememiş ya da ayrıntılı yorum yapamamıştır. Aracın plakası da hatırlanamamaktadır. Yine de polis birkaç bilgi kırıntısı daha elde etti müfettişler, muhtemel faili çöp dökerken gördükleri yere vardılar. Orada, yakındaki bir binanın dışında CCTV kameraları buldular ve onlardan görüntü istediler. Görüntülerin incelenmesi sonucunda arabanın ve direksiyondaki kadının oldukça iyi kalitede bir fotoğrafını elde etmeyi başardılar. Kadın yakındaki bir benzin istasyonuna kadar takip edildi ve burada kameraya yakalandığı için çok şanslıydı. Bu kadın, öldürülen Ramsay'in annesi Dona Krivaydı ve oğlunun cesedinden geriye kalanları 1990 model Chevrolet Blazer'ıyla şehrin çöp kutularına götürüyordu. Olayların bu şekilde gelişmesi tüm dedektifleri şaşırttı. Kadının bazı hareketlerini şüpheli bulsalar da bir annenin oğlunu öldürmüş olabileceğine inanmıyorlardı. Doğal olarak bir tutuklama emri çıkarıldı ve Donna hemen yakalandı. Sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Dedektifler, olan bitenin tüm koşullarını ortaya çıkarmak ve katilin nedenini anlamak için onu konuşturmaya çalıştılar. Başlangıçta hiçbir bilgi elde edilemedi. Kadın zihinsel sorunlarından bahsetti ve oğlunun kendi canına kıydığını iddia etti. Ancak parçalara ayrılmış kalıntılar ve kadının bunları yok etme çabaları göz önüne alındığında bu elbette bir yalandı. Bu yüzden dedektifler ona inanmadı. Dedektifler, cinayetin anne ve oğul arasında patlak veren başka bir anlaşmazlıktan kaynaklandığına ve kadının kendini tutamadığına inanıyordu. Donna, 32 yaşındaki oğlunun ölümünün baş şüphelisi olarak tutuklandı. Kadın ağırlaştırılmış birinci derece cinayette suçlandı. Belli ki soruşturmayı karıştırmaya ve kalıntıların yanı sıra kendisinin de dahil olduğuna işaret eden diğer öğelerden kurtulmaya çalışıyordu. Ancak bu noktada adli tıp laboratuvarında ceset parçalarıyla ilgili çalışmalar henüz tamamlanmamıştı. Bu nedenle sonuçları özetlemek ve duruşma için bir savcılık taktiği oluşturmak için başlatılanları takip etmek gerekiyordu. Bu süre zarfında müfettişler boş durmadı ailenin dairesini ve kadının arabasını aramak için izin aldılar. Daireye ilk vardıklarında, içeriden çok güçlü bir temizlik ürünü kokusu aldılar, kelimenin tam anlamıyla gözlerini yaktı. Belli ki kadın olay yerini iyice temizlemeye ve kanıtlardan kurtulmaya çalışıyordu. Ancak çabalarına rağmen banyoda birkaç yerde kan damlaları bulundu. Koridor duvarında, verandada ve girişteki korkulukta da izler bulundu aynı zamanda arabada otoparkta değildi. İlginç bir şekilde, arabasını Detroit'teki yerel bir hayır kurumuna bağışlamaya çalışmıştı. O zamana kadar Don'la bunu Ramsay'ın arabasıyla yapmayı çoktan başarmıştı. Ancak polis her iki arabanın da izini sürmeyi ve incelemek üzere almayı başardı. Şüphelinin arabasında çok sayıda kan lekesi buldular. Örnekler adli tıp'a gönderildi ve kanın öldürülen oğluna ait olduğu anlaşıldı. Polis soruşturmayı derinleştirdikçe daha fazla kanıt bulundu. Öldürülen adamın DNA izleri ve saçları aynı anda birkaç çantada bulunuyordu. Kadın örneklerini bir kola şişesine, belgelere ve giysilere bırakmıştı. Ancak garip olan, kadının DNA'sının Ramsay'ın hiçbir yerinde bulunamamış olmasıydı. Yerel halk suçu medya ve sosyal medya aracılığıyla öğrendi. Hepsi olanlar karşısında şoke oldu. Giderek daha fazla tanık polis karakoluna gelerek hikayelerini anlatmaya başladı. Soruşturma sonucunda Dona'nın 26 Ocak'ta yakındaki bir hırdavatçıdan elektrikli testere ve bıçakları satın aldığı ve daha sonra bunları oğlunun cesedini parçalara ayırmak için kullandığı ortaya çıktı. Dona'nın dükkanın güvenlik kamerası görüntülerinde hatırlanmasının nedeni bu değil, akşam geri dönüp güç kablosuyla ilgili sorunlardan şikayet etmesi. Alet değiştirildi. Daha sonra Ramsay'in cesediyle birlikte çöp poşetlerinden birinde bu alet bulundu. Bir komşu, Skiri ve ailesinin evinden gelen elektrikli testere seslerini duyduğunu söyledi. Patricia adlı bir başka komşu ise, müfettişlerin şok edici keşfi yapmasından birkaç gün önce Dona Skrivai'yi 3 siyah çöp torbasını gümüş renkli cipine taşımaya çalışırken gördüğünü söyledi. Tüm komşular daha sonra duruşmada ifade verdi. Sonunda polis, jüriyi ikna etmek için yeterli kanıt olduğuna inandı. Ancak bu iğrenç suç için hala net bir neden bulunamamıştı. Gerekli tüm kanıtları elde eden müfettişler bilgileri bir araya getirerek analiz etmeye karar verdi. Ailenin babasının trajediden bir yıl önce, Mayıs 2013'te öldüğü biliniyordu. Bu gelecekte işlenecek suç için belirleyici faktörlerden biri olabilir miydi? Birçok tanık, Donna'nın eşi ve oğlu arasındaki çatışmada üçüncü taraf olduğunu ve aralarındaki anlaşmazlıkları körüklediğini doğruladı. Bunu yaparken de kocasıyla iyi geçinmiştir. Ancak kocasının ölümünden sonra Ramsay ile ilişkileri bozuldu. Donna'nın onu öldürdüğü ve cesedini 14 parçaya ayırdığı noktaya nasıl gelindi? avukat, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığı konusunda ısrar ederek psikiyatrik değerlendirme talep etti. Ancak Donna'yı muayene eden psikiyatristler ona aklı başında ve yargılanmaya uygun buldular. Duruşma Mayıs 2015'te başladı, o zamana kadar Donna'nın itirafı başarısız olmuştu. İnatla masum olduğunu iddia ederek ve serbest bırakılmak için yalvararak jürinin karşısına çıktı. Savcının ilk argümanı, kurbanın normal dozun 4 katı vanav ile aşırı dozda ilaç aldığının tespit edilmesiydi. Bu ilaç donla tarafından verilmişti ve alınmasını o kontrol ediyordu. Ocak ayı başlarında kadın 90 günlük bir ilaç almış, ancak 30 gün geçmeden evinde inceleme yapan polis pakette sadece bir hap bulmuştur. Bu da geri kalanının Ramsay tarafından tüketildiği anlamına geliyordu. Savcılık bunu, oğlunu potansiyel olarak tehlikeli reçeteli ilaçlarla kasıtlı olarak uyuşturmak olarak gördü. Ramsay'in ölümünden sonra Donna cesetten kurtulmaya karar verdi. Cesedi banyosunda parçalara ayırmış, çöp torbalarına koymuş ve her gün birkaç torbayı dışarı çıkararak fark edilmemesi için farklı çöp kutularına atmıştır. Ancak Donna, savcılığın iddiasının bu versiyonuna katılmadı jüriye kendi hikayesini anlattı. Ona göre, 25 Ocak'ta maskeli bir adam daireye girmiş ve muhtemelen onu öldürmek amacıyla oğlunun odasına yönelmiştir. O sırada Donna Bodrum katında çamaşır yıkıyordu ve gürültüyü duymadı ya da faili görmedi. Bodrum'dan çıktığında ön kapının açık olduğunu görmüş ve Ramsay'ın odasından gelen sesleri duymuştur. Yukarı çıktığında ölü oğlunu yatağa bağlanmış olarak gördü davetsiz misafir, uğursuz görünüştü, şişman bir adamdı ama ona zarar vermek istemiyordu, sadece cesetten kurtulmasını emretti. Donna emre itaat etmek zorunda kaldı, ancak bundan sonra bile fail kaçmadı ve beş gün boyunca Donna'nın yanında kalarak talimatlarını yerine getirmesini dikkatle izledi. Donna onun gözetiminde binayı temizledi, kalıntıları poşetledi ve attı. Katil ancak bundan sonra ayrıldı. Ancak katil bu süre boyunca dairede kalmış ve Ramsay'ın kanlı cesediyle ayrıldığında bile Donna'nın yanında olmuştur. Donna ayrıca kanlı işle uğraşmadığı tüm boş zamanlarında yatağına kelepçelendiğini iddia etti. Bir şey yapılması gerektiğinde ara sıra serbest bırakılıyordu ama adam gittiğinde bile o kadar korkmuştu ki polise söylemeye cesaret edemiyordu. Tüm hikaye kulağa saçma geliyor ve birçok soruyu beraberinde getiriyordu. Davetsiz misafir onu neden hayatta tutuyordu? Neden 5 gün boyunca onunla birlikte evde yaşadı ve tüm hareketlerini kontrol etti? Örneğin, o uyurken neden kaçamamıştı? Belki de hiç var olmamıştı, ya da sadece Donna'nın zihninde miydi? Doğal olarak, bu saçma hikaye savcılık tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Kadının cesetten kurtulmak için düzenli olarak evden ayrıldığı düşünüldüğünde, yardım istemesini engelleyen neydi? Kamera kayıtlarında kadın kelimenin tam anlamıyla yakayı ele vermişti, yalnızdı ve gayet normal görünüyordu. Donna örneğin yoldan geçenlerden yardım isteyebilirdi. Ancak kadın, o anda katilin arabanın arkasında olduğunu ve saklandığını bu nedenle görülemediğini ve korkusunu gösteremediğini ve itaatsizlik korkusuyla birinden yardım isteyemediğini iddia etti. Sanık bu tehdidi ciddiye almıştır çünkü Donna en büyük oğlunun öldürülmesine şahit olmuştur. Savcılık, jürinin dikkatini Donna'nın artık işkencecisinden tamamen korkmadığı gerçeğine çekmiştir. Kendi sözlerine inanılacak olursa 5 gün boyunca dehşet içinde yaşamış ve adam gittikten sonra bile polise gitmemiştir. Ancak şimdi mahkeme salonundaki koşulların yıkıcılığında korkusu gerçek miydi yoksa bu hikaye tutuklandıktan sonra duruşmasını beklerken mi uydurulmuştu? Her iki durumda da sanık şu anda bile oğlunun katilinden korktuğunu iddia ediyor. Ancak başka seçeneği yoktu ve kendisi de hapse girmemek için onun aleyhinde tanıklık etmek zorunda kaldı. Uzun süren yasal mücadeleye ve tüm açık delilere rağmen kadın, kendisini beş gün boyunca korku içinde rehin tutan gizemli maskeli adamdan bahsetmeye devam etti adam oğlunun cesedini banyoda parçalara ayırmış, kadının kendisini ise yatak odasında yatağa zincirlemiş ve kadını sadece parçaları şehrin farklı yerlerindeki çöp kutularına atarak kademeli olarak imha edebilmesi için serbest bırakmıştır. Garip bir şekilde, soruşturma hiçbir zaman DNA izleri ve diğer doğrudan kanıtları bulamadı. Oğlunun vücudunda kendi kanının izine ya da oğlunun parçalarında parmak izine rastlanmadı. Bu durum, jüri müvekkillerinin masumiyetine ikna etmek için çok uğraşan savunma avukatları tarafından bastırıldı. Öncelikle kadının oğlunun cesediyle herhangi bir teması olduğuna dair doğrudan kanıt bulunmadığını belirttiler. Kadın, oğlunun yarı boyundaydı, dolayısıyla öldürülen Ramsay'ı banyoya kadar sürükleyip yardım almadan taşıyabilmesi bile kuşkuluydu. Avukatın görüşüne göre, oldukça iri yapılı olan Ramsay'a açıkça birileri, yani onu esir alan saldırgan yardım ediyordu. Dava çok tartışmalı bir hal almıştı ve artık karar jüriye bırakılmıştı. Jüri tüm dava dosyası üzerinde müzakere etmek üzere çekildi. 23 Haziran 2015 tarihinde, uzun bir müzakerenin ardından, 61 yaşındaki Donna Sikriva'nın ağırlaştırılmış birinci derece cinayetten suçlu olduğuna karar verdiler. Şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Öz oğlunu soğukkanlılıkla öldüren ve cesedini 14 parçaya ayıran kadın bugün Hala Michigan Eyalet Hapishanesi'nde cezasını çekmektedir. Suçunu asla kabul etmedi ve kurban tarafından temiz başvurusunda bulunuldu, ancak reddedildi. Özgecilik her zaman uygun mudur? İnsanları işkenceden kurtarmayı amaçlayan bir eylem olarak kabul edilebilir mi? Bunu söylemek zor, ancak bu insanları akla hayale gelmeyecek vahşetler işlemekten alıkoymuyor. Bugün Avustralya'da yaşanan böyle bir vakadan bahsedeceğiz. Yeni Güney Galler'de, Sydney ve Melbourne arasında yer alan kırsal Lockhart kasabasında hikayemizin kahramanları yaşıyordu. Nüfusu 800 kişiyi geçmeyen sakin bir taşra kasabasıydı. Üç çocuklu Hunt ailesinin çiftliği burada bulunuyordu. Ailenin reisi Jeff 44 yaşındaydı. Shiki ise kendisinden 3 yaş küçüktü. Aktif ve sportif oldukları öğrencilik yıllarında tanışmışlardı erkek ve kız birbirlerinden hemen hoşlandılar ve ayrılmaz oldular. Daha sonra evlendiler ve büyük, dostane bir aileye sahip olmayı arzuladılar. Yıllar sonra bile çok aktif, entelektüel açıdan gelişmiş ve amaçlı bir çiftiler. Hunt kasabasında tüm komşular tarafından saygı görüyor, büyük ölçüde duyarlılık, sosyallik ve çok yönlü etkinlik nedeniyle çok iyi muamele görüyorlardı. Kim Hun çocukluğundan beri insanlara yardım etmeyi hayal ederdi. Bu nedenle okuldan mezun olduktan sonra üniversitede tıp fakültesine girdi. Yüksek öğrenim gördükten sonra bir hastanede iş bulmuş. Yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışan kadın, insanların hayatını kurtaran önemli işinden gurur duyuyordu. Sonunda hayalinin gerçekleştiğini hissetti boş zamanlarını ata binerek ve çiftliğe zaman ayırarak geçiriyordu. Jeff Koza tohumu yetiştiren bir çiftçiydi. Bu bir aile işiydi ve uzun yıllardır kardeşi Alan ile birlikte anne ve babasının işini devam ettiriyordu. Ailenin aile içi bir krizden geçtiğini belirtmek gerekir. Söz konusu olaylar sırasında Jeff ve Kim, birbirlerinin olumlu niteliklerini ortaya koyarak, yine zorla bu krizden çıktılar büyük ölçüde ebeveynlerin taptığı üç çocuk tarafından kolaylaştırıldı. Trajedi sırasında en büyükleri Fletcher 10, kızları Mia 8 ve en küçükleri Fobe 6 yaşındaydı. Aile, çiftin düzenli olarak katıldığı yerel gönüllü çalışmalarda dahil olmak üzere, ilçedeki herkesin saygısını kazanmıştı. Çiftin aynı zamanda sağlık memuru ve çiftçi olarak çok saygın meslekleri vardı. Ancak zorluklarda bu tür insanları atlamıyor. 2012 yılında kim ve en küçük kızı ciddi bir kaza geçirdi. Kadın kontrolle başa çıkamadı ve arabaları iki kez takla attı. Bebek fobe küçük yaralar aldı ve neredeyse hiç zarar görmedi, ancak kadının durumu çok daha kötüydü. Doktorlar onu kelimenin tam anlamıyla ölümden döndürdü. Kadın uzun süre tıbbi olarak komada kaldı ve mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Ve uzun bir iyileşme sürecinden sonra. Doktorlar kadına normal bir yaşam şansı vermedi, sadece organ bağışçısı olarak uygun olduğuna inandılar. Ancak kocası kimin bu kaderine karşıydı? Karısını iyileştirmeye kararlıydı adam her zaman onun yanındaydı, rehabilitasyonun her aşamasında onu destekledi, üstesinden geleceklerine ve her şeyin eskisi gibi olacağına inandı. Aslında kim yürümeyi, yemek yemeyi, konuşmayı ve basit günlük işleri yapmayı yeniden öğrendi. Ancak, asla eskisi gibi olamayacağı da açıktı. İnsanlar aile reisini destekledi. Olanlar hakkında çok endişeliydi. Adam tek başına çocukları çekip çeviriyor, çalışıyor ve karısına bakıyordu. Ailesi ona biraz yardım etti ama bu yeterli değildi. Bunun üzerine koca, karısı için bir bakıcı ve bir ev yardımcısı tuttu, bu da hayatlarını çok daha kolaylaştırdı. Doktorlar bile Veff'in kimin iyileşmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Ancak uzmanlar ve aile üyeleri kazadan sonra kurbanın hayatının ve kişiliğinin tamamen değiştiğini belirtmişlerdir. Kim çabuk yoruluyor, kolayca öfkeleniyor, çoğu zaman vefe karşı olmak üzere sürekli ruh hali değişimleri yaşıyordu. Kocası, eşinin iyileşmesinin ne kadar zor olduğunu çok iyi anlayarak tüm bu maskaralıklara sabırla katlandı. Zaman içinde durum düzeldi kadın yürümeye, hareket etmeye ve yavaş yavaş ev işlerine katılmaya başladı. Bir yük olmak istemiyordu, bağımsız ve kendi kendine yetmeye alışkındı, bu yüzden eski yaşamı için çabaladı. Ancak tüm bunlar ona zorlukla verildi. Şe dönmesi söz konusu bile değildi. Kadın evin içinde zorlukla hareket edebiliyor, zorlukla hareket edebiliyordu ama ailesine mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyordu kendisi için zor olsa da evi geçindirmek ve üç çocuğuna bakmak için elinden geleni yapıyordu. Böylesi bir trafik kazasından ciddi beyin ve omurilik yaralanmalarıyla kurtulmuş biri için bu inanılmaz bir günlük zorlanmaydı. Sonuç olarak, sorunlar kocasıyla olan ilişkisi de dahil olmak üzere hayatının her kademesini etkilemeye başladı. Tüm bunlar Beffi etkilemeden edemedi aile içi zorluklara ek olarak adamın ciddi mali sorunları vardı. Jeff ilk başlarda karısına yardım etmeyi, ev ve çocuklarla ilgilenmeyi ve çiftliğinde çalışmayı zorlukla bir araya getirebiliyordu. Bu yüzden ikinci görevde başarısız oluyor ve mahsuller için endişeleniyordu. Ayrıca ilaçlar için de önemli miktarda para harcanıyordu. Para çok azdı ve iki yakalarını bir araya getirmekte zorlanıyorlardı. Ayrıca kimin rehabilitasyonu sırasında, bu zeminde birkaç sinir krizi geçirdi. Ailenin hayatının o döneminde, kelimenin tam anlamıyla her yönden sorunlarla yılmışlardı. Eşlerin felaketin sonuçlarına adapte olmak için henüz zamanları olmamıştı ve Jeff çoktan hasat mevsimine girmişti. Ne kadar başarılı olacağı konusunda çok endişeliydi. Genel olarak hasat iyi geçti. Maddi zorluklara rağmen çiftlik, alışkanlıklarını değiştirmeden rahatça yaşamasına yetecek kadar gelir getirdi. Doktorlar kimin psikolojik durumunun çok daha iyi olduğunu belirttiler. O ana kadar sağlık görevlilerine defalarca bunun kendisi için çok zor olduğunu ve sürekli ölümü düşündüğünü söylemişti kadın bir kazada ölürse herkes için daha kolay olacağına ve kimsenin onunla ilgilenmek ve ona destek olmak zorunda kalmayacağına inanıyordu. Bu temelde trajediyi önlemek için Hunt ailesinin çiftliğindeki tüm ateşli silahlar kaldırıldı. Ancak kendilerini savunmak ve çiftçilik yapmak için onlara ihtiyaç vardı. Bu yüzden hemen geri konuldular ama kadından gizlendiler. Kim uzun süredir zorunlu izindeydi. Bu nedenle çalışmıyordu ve onu çok mutlu eden faaliyetlerini özlüyordu. Onun için özel olan, çok sevdiği ve tüm zamanını onlarla geçirdiği çocuklarıydı. 2013 yılında nihayet yeterince iyileşebildi ve hemşirelik faaliyetlerine devam etmek üzere işine geri döndü. İlk aşamalarda eskisi gibi çalışamıyordu. Kadın çabuk yoruluyor ve sürekli her şeyi unutuyordu bu nedenle rehabilitasyonunu en üst düzeye çıkarmak için işe küçük başladı. Kim haftada 8 saatten fazla çalışmıyordu. Gönüllülüğe bile geri döndü, bu artık kalbine çok yakın olan temalı bir işti. İnsanlara yol güvenliğinin yanı sıra beyin hasarı ve kendisinin karşılaştığı zorluklar hakkında da konuşuyordu. Bu şekilde başkalarından destek aradı ve kendisi de destek verdi. Ağustos 2014'e gelindiğinde Hunt ailesi yeniden toparlanmıştı. En küçük kızının doğum günü vesilesiyle ziyarete gelen Kim'in kız kardeşi ve Veni'ye göre, kız 6 yaşına giriyordu, tatil gerçekten de felaketten önceki zamanlara benziyordu. Veni bu nedenle kız kardeşi adına çok mutluydu. Görünüşe göre hayat olağan akışına dönmüştü ve artık hiçbir sorun yoktu. Kimin kız kardeşi onu son kez canlı göreceğinin farkında bile değildi. 8 Eylül 2014, Tekim çocukları okula götürmek üzere servis durağına bıraktı ve sonra eve döndü. Bu aile için tanıdık bir rutindi. Lauren'in ev işlerine yardımcı olan hizmetçisi öğleden sonra evlerine geldi. Çocukların okul günü sorunsuz geçti. Saat 15.30 sularında anne ve çocuklar okuldan döndüler. Bir gün önce Babalar Günüydü ve Jeff bu günü çocuklarıyla birlikte geçirecekti. Kim öğleden sonra yaraları nedeniyle dinlenmeye çekilirken gün oldukça normal geçti. Ailenin reisi en büyük oğluyla bir futbol maçı yüzünden küçük bir anlaşmazlık yaşayana kadar herkesin keyfi yerindeydi. Adam çocukların maçlarında hakemlik yapıyordu. Bu vesileyle en büyük oğlu 10 yaşındaki Fletcher ile yüzleşti ve onun kuralları çiğnediğine inandı. Annesi kırgın çocuğu teselli etti. Daha sonra Jeff çocuklarını ve karısını evde bırakarak ailesinin çiftliğine gitti. Tatilin şerefini onları ziyaret etmek istemişti ama yanında ailesi olmadan seyahat ediyordu. Ona göre Lauren, çocuklar ve Kim o sırada ev işlerini bitirmek için çiftlikte kaldıkları için onunla birlikte gitmemişlerdi. Ebeveynler oğullarının o gün biraz kaybolmuş olduğunu, her zamanki gibi gülümsemediğini fark etmişler. Çok fazla sosyalleşmiyordu, onu konuşturmak zordu. Bu adam için alışılmadık bir durumdu çünkü genellikle pozitif, sosyal ve neşeliydi. Ancak bu ziyaretinde üzgündü. Bu yüzden bir şeylerin ters gittiğini hemen anladılar. Jeff'ten ne olduğunu öğrenmeye çalıştılar ama adam cevap vermekten kaçındı ve sonra evine gitti. Hizmetçi Lauren'in ifadesine göre Jeff ve Kim o gün küçük bir anlaşmazlık yaşamışlar. Ciddi bir şey gibi görünmüyordu ancak adam üzüldü ve o gün golf oynamaya gitti. Eşini çocuklarla birlikte bırakmış. Döndükten sonra evin babası çocukları duş almaya gönderdi. Akşam saat 19.00 civarında bir şeyler atıştırıp yatak odalarına gitmeden önce televizyonda bir aile programı izlediler. Görünüşe göre daha önce yaşadığı bir anlaşmazlığın etkisinden kurtulamayan kim, bir asistanla konuşurken eşine tembel dedi. Kim'in tartışma nedeniyle değil, aynı zamanda çocuklara abur cubur yedirdiği ve televizyon izlemelerine izin verdiği için de mutlu olmadığı belliydi. Tüm bunlar kurallara aykırıydı. Ayrıca asistana, kocasının erkek kardeşlerinden birinin ev ve araba almak için aile fonlarından para aldığını ve kocasının da ailesine fonlarından çok para ödediğini ve bunun da onu üzdüğünü söyledi. Jeff tüm bunları duymadı ve çatışma daha fazla gelişmedi. Ev sakindi. Saat 19.30 civarında bakıcı eve doğru yola çıktı. Aileye veda etti, çocuklar ona sarıldı ve Jeff ayrılmadan önce ona son bir kez, hoşça kal, teşekkürler, yarın görüşürüz, diye seslendi. A artık böyle olmayacaktı. Evde daha sonra ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Hizmetçi daha sonra polise ailenin bütün gün gergin olduğunu söyledi ama o gittikten sonra başlayan dehşeti hayal bile edemezdi. Hizmetçi her zaman yaptığı gibi öğleden sonra çiftliğe döndü. Eve yaklaştığında kimin birkaç metre ötede çimenlerin üzerinde yattığını gördü. Üzerinde hala pijamaları vardı. Lauren, Hunt'ın eşinin düştüğünü ve yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek ona doğru koştu. Ancak daha da yaklaşan hizmetçi, ev sahibesinin hareket etmediğini ve yüzünün iki ceketle örtülü olduğunu gördü. Ceketleri bir kenara fırlattığında kime artık yardım edilemeyeceğini fark etti. Başına aldığı tek kurşun yarası yüzünden ölmüştü ve kanlar içinde yatıyordu. Vücudu çoktan soğumuştu. Kadın bu dehşet karşısında çok korktu ve hemen acil servisi aradı. Sağlık görevlileri olay yerine vardıklarında 41 yaşındaki kadının öldüğünü açıkladılar. Kim yakın mesafeden vurulmuştu. Sağ gözünün hemen üstündeki giriş yarası yaşam şansını ortadan kaldırmıştı. Eve girdiler ve hemen koridorda yerde bir mermi kovanı gördüler. Bu da burada bir cinayet işlendiğinin açık bir göstergesiydi. Kadın kendini başından vurmuş olsaydı sokağa koşması mümkün olmazdı. Dışarıda polisin gelmesini beklemek üzere evden ayrıldılar. Tetikçinin hala içeride olduğundan ve saldırabileceğinden korkuluyordu. Tehlikeye rağmen temizlikçiler, sağlık görevlileri ile birlikte polisin gelmesini beklediler. Çocuk bakıcısı Lauren, çocukları okuldan alması gerektiğini fark etti ve Jeff henüz bulunamadığı için bu konuda endişeliydi. O gün için her şeyin o kadar da kötü olmadığını düşünüyordu. Ancak polis gelip evi incelediğinde, yardımcıya çocukların artık beklemelerine gerek olmadığını bildirdiler. O gün sadece 74 öğrencisi olan San Joseph Katolik Okulu'na hiç gitmemişlerdi. Dolayısıyla tüm çocukların aynı anda yokluğu dikkat çekiciydi. Lat, Çeri ve Fobe ayrı odalarda, yataklarında öldürülmüş olarak bulundu. Katliam başladığında muhtemelen uyuyorlardı ve pijamalarıyla bırakılmışlardı. Sadece 8 yaşındaki Miyae'nin uyanmak için zamanı vardı, gözleri açık halde bulundu. Her çocuğun kafasında bir kurşun yarası vardı, annenin de öyle. Mutfak masasının üzerinde, ailenin en küçük kızı Fobe'nin hediye olarak hazırladığı bir peçeteye yazılmış bir not bulundu. Notta yetişkin el yazısıyla, özür dilerim, hepsi benim hatam, tamamen benim yazıyordu ancak mesajı kimin bıraktığı belli değildi. Veffin bulunamayan kocası tarafından yazıldığı tahmin ediliyordu. Kendisiyle irtibata geçilmemişti, kimse anlamamıştı, katil o muydu, hayatta mıydı ve neredeydi? Belki de eve suçlular saldırmış, ailesini öldürmüş ve adamı kaçırmışlardı. Ya da kendisi bu ölümlerin sebebiydi ve kaçıyordu. Her iki durumda da ne olduğu ancak 40 yaşındaki Jeff bulunduktan sonra tespit edilebildi. Bu yüzden adam arananlar listesine alındı ve aktif bir arama başlatıldı. Evde yabancıların varlığına dair hiçbir iz bulunamadı, ne parmak izi ne de DNA. Zorla girildiğine dair bir işaret de yoktu. En az 4 kişinin hayatına mal olan bu korkunç olayla ilgili bilgiler yerel halk arasında hızla yayıldı. Herkes şok olmuş ve korkmuştu. O meşum akşam Hunt ailesinin evinde gerçekten neler olup bittiğini anlayamıyordu. Hiçbiri komşularının bu tür suçlar işleyebileceğine inanamıyordu. Birçoğu Veff'in bunu yaptığına ve yanına kar kaldığına inanamıyordu. İnsanlar onun nerede olduğu ve iyi olup olmadığı konusunda gerçekten endişeliydi. Adamın hala serbest olan katillerin kurbanı olduğunu tahmin ediyorlardı. Bu nedenle, bölge halkı davanın bir an önce çözülmesini ve suçluların bulunmasını talep etti. Polis memurları, ertesi gün yeni lastik izleri bulana kadar çiftlik alanını uzun süre araştırdı. Bu izler onları Hunt ailesinin evinden birkaç yüz metre uzaklıktaki küçük bir baraja götürdü. Burada, bir buçuk metre derinlikteki bir su kütlesini araştıran dalgıçlar Jeff Hunt'ın cesedini bir av tüfeğiyle birlikte buldular adam ayrıca başının üst kısmından aldığı kurşun yarası nedeniyle ölmüştü. Ancak Veffin tüfeği ağzına dayayarak tetiği kendisinin çektiği açıktı. Cesedin yaklaşık 30 saattir suda olduğu ortaya çıktı. Veffin daha önce karısına verdiği kartlardaki el yazısını yemek masasında bulunan bir notla karşılaştıran uzmanlar, %100 eşleşme buldu. Bu da adamın trajedinin faili olduğu anlamına geliyor. Yaşanan olayları güvenilir bir şekilde tam olarak yeniden canlandırmak imkansızdır çünkü buna tanık olan kimse yoktur. Elde yaşanan tüm dehşete rağmen, aile reisinin uyuyan üç çocuğunu soğukkanlılıkla öldürdüğü ve ardından evden kaçmaya çalışan karısını vurduğu açıktı. Daha sonra muhtemelen pişman oldu ve bir intihar notu yazdı. Bundan sonra artık geri çekilemezdi. Jeff ailesini terk etti, eski arabasına bindi ve toprak bir yola girdi. Birkaç yüz metre gittikten sonra bir buğday tarlasından saptı ve ailenin arabasının terk edilmiş halde bulunduğu gölete doğru ilerledi. Cinayetin nedeni tamamen belirsizdi. Kasaba sakinlerinin çoğu Jeff Hunt'a o kadar düşkündü ki, açık delilere rağmen kan dökülmesine onun sebep olduğuna inanmayı reddettiler. Ailenin reisi Lockhart kasabasında büyük saygı görüyordu. Çiftçiydi, çocukların futbol şampiyonalarında hakemlik yapıyordu ve sosyal açıdan önemli etkinliklerde aktif bir gönüllüydü. Tüm bunlar yerel halkın oldukça garip bir tepki vermesine neden oldu. Hatta silahın komşularının pek de hoşnut olmadığı ve daha önce bu dünyayı terk etme arzusundan bahseden kimin elinde olduğuna dair bir görüş bile vardı hatta bazıları ona cadı diyor ve işlediği suçtan dolayı onu suçlu buluyordu. Kadının ruh halindeki değişimler nedeniyle ailesinin tüm üyelerini öldürdüğünü, suçu kocasının üzerine attığını ve sonra da kendini vurduğunu düşünüyorlardı. Ancak bu fiziksel olarak imkansızdı. Jeff bir av tüfeğiyle bulundu ama kim değildi? Atışın yapıldığı kovandan o kadar uzaktaydı ki böyle bir yarayla o kadar uzağa gitmiş olamazdı. Açıkçası bu bir cinayetti. Ayrıca adli tıp kadının fiziksel olarak bu atışları yapamayacağını gösterdi. Bunu yapacak gücü yoktu. Vücudunun sağ tarafı iyi çalışmıyordu. Dolayısıyla, polis silahın Jeff Hunt'ın elinde olduğunu ve tüm aileyi öldürenin o olduğunu reddedilemez bir şekilde kanıtladıktan sonra bile uzmanların hiçbiri Beth'in katil olduğundan şüphe duymadı. İnsanlar onu savunmak için konuşmaya devam etti. Adam öylesine olumlu bir imaj yaratmıştı ki, 3 masum çocuğu ve çok ciddi bir trafik kazasından sağ kurtulan bir eşi öldürmüş olmasına rağmen bir şehit gibi gösterildi. Karısı onu böyle bir duruma sürüklemiş olsa bile eylemini haklı çıkarmak imkansızdı. Toplum bir araya geldi, para topladı ve tüm aile için tüm onurlarıyla bir cenaze töreni düzenledi. Dört masum kurbanın ölüm nedenini belirlemek için soruşturma yapmak çok önemliydi çünkü toplu cinayetler sadece bir evde işlendiği için örtbas edilmemelidir. Başka olayların yaşanmasını önlemek için analiz edilmelidirler suç için bir neden bulmaya çalışan dedektifler ellerini açtılar. Evet, Jeff o gün oğluyla yaptığı bir tartışma ve ardından karısıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle keyifsizdi ama bu onun tipik bir özelliği değildi. Temizlikçi evdeyken durum kontrolden çıkmamıştı. Evdeki atmosfer gergindi, ancak Jeff ve Kim tüm sorunları ve çatışmaları medeni bir şekilde çözmeye alışkın oldukları için sakin ve dengeli kaldılar. Belaya işaret eden hiçbir şey yoktu. Çocuk bakıcısı daha önce Veffin sinirlendiğini, karısına ve çocuklarına el kaldırdığını, hatta bırakın silaha sarılmayı, ailesine sesini bile yükselttiğini hiç görmemişti. Bu yüzden diğerlerinin yanı sıra o da Veffin yaptığına inanmıyordu. Te yandan kim, morali bozuk olduğunda ve antidepresanlarını almayı unuttuğunda kocasına ve çocuklarına bağırabiliyordu?" uzun süredir tüm ailesini öldürmesine yol açacak kadar ağır bir depresyonda olduğunu öne sürmek zor olurdu. Ailenin onlarla sürekli iletişim halinde olan akrabaları ve onları her gün gören Kahya'da dahil olmak üzere Hun çiftini tanıyan herkesten durumunu saklamak zor olurdu. Ama o bile trajedinin habercilerini görmemişti. Evet, adamın bazı mali sorunları vardı ama önemli sorunlar değildi ailesini ayakta tutmaya ve sorunları çözmenin yollarını aramaya devam edebilecek durumdaydı. Ayrıca, bunca yıldır taşıdığı muazzam sorumluluk yükü göz önüne alındığında, kolay kolay geri adım atacak biri değildi. Kelimenin tam anlamıyla bölük pörçük bilgi toplayan müfettişler, suçun önceden planlanmadığı, daha ziyade spontane ve fevri bir hareket olduğu sonucuna vardılar. Adam alışılmadık bir şekilde davranmıştı hizmetçi gidene kadar ertesi gün ve hafta için planları vardı. İyi bir aile babası, şefkatli bir baba gibi davranıyordu. Jeff çocukların okul yemeklerini hazırladı, ertesi gün bir arkadaşıyla hafta sonu için bir tenis maçı planladı. Her iki eş de günlük tutmuyor ya da hayatlarındaki olayları ve düşüncelerini kaydetmiyordu. Hangi karanlık sırlar ailenin cinayete kurban gitmesine yol açmış olabilir? Jeff ve Kimin ağandasında gelecekte planladıkları etkinlikler not edilmişti. Bu da yaşayacakları, çalışacakları ve büyüyecekleri anlamına geliyordu. Jeff'in bir terapiste gittiği ve konuşmalarında eşinin kendisini çocuklarla birlikte terk etmesi halinde yalnız kalmaktan her şeyden çok korktuğunu itiraf ettiği ortaya çıktı. Ölümünden sadece birkaç hafta önce Kim bir akrabasıyla Kocasının mali durumlarını idare etme şeklinden memnun olmadığını ve bunun da zaman zaman para sorunları yaşamalarına neden olduğunu paylaştı. Ayrıca kocasını sevmediğini ve ondan etkilenmediğini de belirtmiştir. Kadın boşanmayı bile düşünmüştür. Muhtemelen çift arasındaki gerilim nedeniyle kim boşanmak istedi ve vefa ayrılıktan haberdar etti. Bu onu kızdırmış ve şiddetli bir tepkiye neden olmuş olabilir. Olayla ilgili soruşturmaya psikoloji ve psikiyatri alanından çok sayıda uzman katılmış, böylece soruşturma için önemli ipuçları elde edilmiştir. Dava dosyasını inceleyen ve kurbanların yakınlarıyla konuşan bir uzman, Jeff Hunt'ın depresif ve endişeli olmakta dahil olmak üzere bazı depresyon belirtileri gösterdiğini söyledi. Vurulmadan kısa bir süre önce ailesini ziyaret ettiğinde üzgün bir haldeydi. Adam sessizdi ve açıkça bir şeyler saklıyordu. Yakınları bunu fark etti ve Veffi bu kadar rahatsız eden sorunların nedenini anlamaya çalıştı. Bu vakada karar vermek özellikle zordu. Erkekler sorunları hakkında nadiren konuşurlar. Yardım istemek genellikle bir zayıflık göstergesi olarak kabul edilir, bu nedenle tüm sırları ve suçları içlerinde saklarlar. Bunlar birikir ve sonunda kontrol edilemeyen bir duygu patlaması yaşanır ve bu da trajediye yol açabilir. Jeff sorunları ve endişeleriyle yıllarca mücadele edebilir, bildik bir hayat yaşamaya devam edebilirdi. Sorunlarını teşhir etmedi, sadece durumu daha da kötüleştirmeye devam etti. Psikologlara göre, çiftçi muhtemelen depresyonu ve işleri düzeltebileceğine dair umudunu tamamen yitirmesi nedeniyle ilk etapta hayatını terk etmek istedi. Ölümcül tek yarayı açmak için ateşli silah kullanması da karısına ve çocuklarına zarar vermek istemediğini gösteriyor. Hizmetçi sonunda Weffin, hasta karısı Kim ve onun değişen kişiliğiyle yaşamakta dahil olmak üzere hayatının pek çok alanında büyük bir baskı altında olduğuna inanabildiğini söyledi. Belki de sadece çökmüştü. Kimin ailesi de aynı şekilde düşünüyor, kimle geçirdikleri kaza hayatlarını o kadar zorlaştırmıştı ki Jeff belli ki bunun kendisi için tek seçenek olduğunu düşünüyordu. Kim artık evlendiği kadın değildi ve sonuçta başarısız oldu. Uzmanlar ayrıca Weff'in en başından beri aile üyelerini öldürmeye niyetli olmadığı sonucuna varmışlardır. Daha ziyade birikmiş bazı sorunları ve kaygıları, belki de yaklaşan boşanması nedeniyle kendi canına kıyacaktı. Ancak son anda herkesi öldürmeye karar verdi. Bu eylemini olumlu bir şekilde yorumlamış bile olabilir. Ailenin geçimini sağlayan tek kişi olarak ölmek üzere olduğu için onları yoksulluğa ve sefalete mahkum etmiştir olayların böyle olumsuz bir şekilde sonuçlanmasını önlemek için korkunç bir eyleme karar verdi. Aile reisi, acı çekmelerini istemediği için her birini olabildiğince hızlı ve acısız bir şekilde kafalarına bir kurşun sıkarak öldürdü. Bir psikiyatride bu tür davranışlar, sözde özgecilik olarak adlandırılır. Her iki durumda da Hunt ailesinin trajedisi, Avustralya suç tarihinin en kanlı günlerinden biri olarak sonsuza dek hatırlanacaktır yapılan araştırmalara göre aile katillerinin çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. 10 yıllardır aile katillerini inceleyen dünyaca ünlü uzman Profesör Wilson'a göre sadece çoğunluk değil, %95 iyi erkek. En belirgin birleştirici faktör, bunun ağırlıklı olarak erkeklere yönelik bir suç olmasıdır. Araştırmacı, 71 bütün aile cinayeti vakasını inceleyerek birçok efsaneyi çürütmüş ve katillerin uzun bir başarısızlık geçmişi olan hayal kırıklığına uğramış bireyler olduğu fikrini çürütmüştür. Birçoğu kariyerlerinde oldukça başarılıydı. 71 kişi cerrahlardan pazarlama yöneticilerine, postacılardan polis memurlarına ve kamyon şoförlerine kadar çeşitli mesleklerde çalışıyordu. Bu kişiler sadece işsiz uyumsuzlar değil, çok çeşitli mesleklerden geliyorlar. Ailelerini yok eden tüm erkeklerin motivasyonlarını inceleyen araştırmacı, tüm bu vakalarda erkeğin rolü ve aile içindeki yerinin erkeklik ve güç kavramlarıyla bağlantılı olduğunu tespit etmiştir. Erkeğin baba rolü, erkeklik fikrinin merkezindeydi ve cinayet, erkek rolünü oynamak için son bir umutsuz girişimi temsil ediyordu. Dört tip aile yok edici katil şunlardır, birinci işlediği suçun sorumluluğunu kurbana yükleyen ve evin geçimini sağlayan kişi statüsünün merkezi olduğu, kendine güvenen katil. İkinci ailesinin kendisini yüzüstü bıraktığına ya da dünya görüşünü baltaladığına inanan hayal kırıklığına uğramış katil. Üçüncü ailesini başarılarının bir sonucu olarak gören ve ailenin artık bu işlevi yerine getirmediğini gördüğünde öfkelenen amis katili dördüncü aileye yönelik bir dış tehdit algılayan paranoyak katil. Profesör Wilson, tüm bu tiplerin, ailede bir koca ve baba olmanın ne anlama geldiğine dair çok basmakalıp bir görüşe çok fazla yatırım yapan erkeklerle ilgili olduğunu belirtmiştir. Katil olduklarını itiraf edenlerin genellikle aşırı dramatik olduklarını ve suçlarını işlemek için babalar günü gibi önemli tarihleri seçtiklerini tespit etmiştir. Örneğin bu hikayede Jeff Hunt, babalar gününden iki gün sonra ailesini öldürmüş ve intihar notlarını çocuklarından birinin verdiği babalar günü hediyesinin üzerine bırakmıştır. Aile içi şiddet araştırmacılarına göre, bazı insanlar eşlerini ve çocuklarını öldüren erkekleri savunmaya o kadar kararlı ki, Kim Hunt'ın çocukları kendisinin öldürmüş olması gerektiği ve Weffin Beyaz atlı prens gibi misilleme yaptığı konuşuluyor. Ancak kimin cinayetlere karıştığı versiyonunu destekleyen hiçbir kanıt yoktur. Polis bu versiyonu kategorik olarak reddetti. Jeff Hunt'ın kendi el yazısıyla yazdığı mektupta ise "Özür dilerim, hepsi benim hatam, tamamen benim ve bunu unutmamalıyız." yazıyordu. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizlerde beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.